var. Evet, gözlük güzel bir aksesuar. Ben de çok beğeniyorum kesinlikle. Tekrar Sürekli tak böyle. bakalım. Evet, değişik de bir gözlükmüş bak. Evet. Peki. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Her zamanki konseptlerimin devamı şeklinde geliyorum. Boyfriend Şimdi meselesi. beni gördüler, yine beğendiler falan, böyle eski sevgililerim yazmaya başladı. Hiç yazmayan tipler yazmaya başladı. Tamam. Hepsine aynı gün aynı yerde randevu verdim. Yeni sevgilimle gidiyorum ben de. Şok olsunlar diye. Eyvahlar olsun. Şu an 6-7 gibi, ben gene gözlüğümleyim. Ondan sonra yeni sevgilimle onlara bir hi diyeceğiz. Sonra biz ikimiz başka yere gidip eğleneceğiz. Yeni misiniz bari? İyiyiz tabii. Ha. Peki hadi bakalım. Giyindin, eteğini giydin. Eski sevgililerine nispet yapmaya gidiyor Dilnaz yeni sevgilisiyle Serpil. Çok sıkıldım artık. Seni alıp zaten sevgililerinden bir tanesi alıp götürsün yani buradan. Artık sıkıldım. Etek, gömlek, gözlük. Ne bu böyle sürekli? Bu Hepimiz bir benim. şeyler yapmaya çalışıyoruz en azından. Ben de Sen sadece çalışıyorum. çene 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 çene. Artık gerçekten sıkılmaya başladım senden. Hep gözlük, pantolon, şort, gözlük. Birazcık daha farklı şeyler kat kendine ya. Gerçekten çok sıkıcısın. Sadece konuşmak için de konuşuyorsun. Beni artık çok sinirlendirmeye başlıyorsun. Bak, seni dinledim. Normalde Aha. lafımı bölüyorsun dedim. Evet, Dikkat dinle ettim bu zaten. sefer. Sen beni dinle. Ben normal hayatımda da sürekli gözlük kullanıyorum. Burada da kullanmaktan çekinmiyorum. Gözlük Evet. koleksiyonum var ve takıyorum. Evet. Ve sürekli gömlek etek de giymiyorum. Farklı şeyler de giydim burada. Evet. Sen Ne nasıl giydin? buraya saçma Ne sapan giydin? şeylerle geliyorsan, ben de kendim olduğum şekilde Ben geliyorum. nerede saçma sapan Bana göre şeylerle senin giydiğin geliyorum? her şey saçma Ne saçma sapan. sapan? Sana göre saçma E sapan. tamam, sana göre de ben öyleyim. Ben sana tarzından dolayı saçmasın diyorum. Tamam, bence ben saçma değilim. Şu an iyi görünüyorum. Çok dolmuşsun Serpil bana. Sana ne yaptım bu kadar? Yo, ben sana çok dolmadım. Dolmuşsun. İçimden gelenleri söylüyorum ben. Vallahi için hiç iyi görünmüyor. Efendim? İçin hiç iyi görünmüyor Yo, bugün. içim çok iyi bence. İçin bugün böyle bir Gayet kararmış. natural, gayet olması gerektiği gibi. Söylemem gereken bütün her şeyi de söyledim. Ne şükür. Ben Oh, buyum. İyi göründüğümü rahatladım. düşünüyorum. Çok Gözlük şükür. takmayı da seviyorum. Sen de al, biraz dene. Nazlı. Ne haber? İyi, otuşunu takmış, bekliyorsun beni. Evet, çok sevdim. Cemil hocam koyduğu için de hiç çıkartmak istemiyorum. Ben de bir an Neyse. beni sevdiğini sandım, şaşıracaktım. Yok, Şaşırmıyorum, ben bekliyorum. Serpil'e katılacağım gerçekten. Tam Şaşardın katılmazsan. manasıyla. Ya Neyim? etek zaten çok kısa, bir de yırtmaç koymuşlar üzerine, kel alaka. Tamam, o gözlükler sana çok yakışıyor ama dediği gibi gözlüklerden farklı bir şeyler dene artık. Ne yapayım? Gözüme etek mi takayım? Yani gözlük takma artık. Ayakkabı çanta farklı olsun diye çalışmışsın ama o çanta çok kel alaka olmuş. Yo, ben çok sevdim. Saçların yeterince hacimli zaten, bir de iyice kabartınca Hindi olmuş kabartma gibi değil tozu mi? dökmüş gibi olmuş. Ben böyleyim. Breast bebeklerim vardır ya, koca Öyle, kafalı. öyle. Onlardan. O kadar. Evet Serpil. Saçların Hülya Koçet'in saçlarına benzemiş. Zaten beni şeye Türk benzetiyorlar. filmi. Gülşah vardı ya, Gülşah. O familyadan. 60'ların edasını görüyorum saçlarında. Niye o kadar fazla krepe yaptın Edil ya? Aslında yani şöyle bir şey var. Benim saçlarım normalde bundan daha da fazla kabarık. Hatta sabah geldiğinde fark ediyorsundur. Çok bir krepe yok. Yani şöyle kocaman bir böyle krepe görüyorum kafanda. O da senin nostalji, bize nostalji yaptırdın yani. Ya ben normalde de saçımı bu kadar alaturka kullanıyorum. Yok, Hep de böyle alaturka kullanacağım. değil, bugün fazla bir krepe var saçında. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Normalde de böyle. Gözlük koleksiyonu bende de var ama... Tak da Aa, görelim. tabii takarım da sıkmak istemiyorum kimseyi. Bence sen de biraz ara vermelisin. Bak, böyle tavırlı gelme. Belki güzel bir şeyler söylerim. Hah. Hem eteğin yırtmaç hem burası açık sevmedim. Keşke düğmeler kapalı ve saçların toplu olsaydı. Bu düğmeler kapalı olsaydı ben olmazdım muhtemelen. Ben o kadar ben kapalı kendi bir görüntü fikrimi tercih söylüyorum, etmem. seni söylemiyorum. Peki. Evet Aygün. Keşke üzerindeki gömlek siyah değil de beyaz veya krem rengi bir şeyler olsaydı. O zaman bu kombinasyonun çok çok daha tatlı olabilirdi. Bravo üstad. Bravo. Keşke sen de şöyle bir eteği beğenip giysen de üstüne krem rengi gömlek giysen de. Ben de desem ki eteği beğenmişti, hadi krem rengi gömleği de görmezden Benimle gidelim. Giyeceğimi gelecek haftalarda daha iyi görürsün. Gördüğünde de iyi bir Program şekilde örnek bitiyor. alırsın. Nereye gelecek hafta? Kaç hafta oldu? Sen bana laf yetiştirme. Bana laf yetiştireceğin şu saçlarını artık yeni bir form bul. Yapmıyorum, benim saçım nasıl böyle sana ya. Yapışmışsa saç modelin de yapışmış. Benim Burada saçım bunca böyle. insan saçını başını değiştiriyor. Ben Değiştir demiyorum ama en azından farklı şekillerde kullan. Öyle Her gün yapıyorum. aynı saç, her gün aynı ruj, her gün aynı gözlük
Yeter artık. Senin gözlerinde bozukluk olduğunu belirtmiştim. İlk gün saçlarım düzdü. Sonra bu tarafı kapatmıştım. Şimdi yapıştırdım. O ilk ve aynı ruj tonunu i̇lk sürmüyorum. İlk 3 gün değişiklik yaptın diye bir ay boyunca sen hiç yapmadın. Ben en azından 2-3 gün yaptım. Hayır, seni topladım, hep mezarın dibinde gördük seni. Yaptım. Ayrıca sana artık bayan ego demek istiyorum yani. Sırf egodan ibaret. Ay sen ibaretsin. Buradayken benim egom söz konusu bile değil. Tavanı delmiş. Egon su kaçırıyor yukarıdan. Ya, anlattığın hikayelerde bile egon ön planda, sen değil. Senden ne? Ne demek bana ne? Rahatsız ediyorsun. Bir dakika, benim egomdan ve hikayemden sana beğenmem beni rahatsız ediyor. Neyini tamam, beni rahatsız ediyorsa bundan sonra çok daha devam edeceğim demek. Hayır, neden bu kadar egolusun? Egolu değilim. Egolusun. Egolu değilim. Egolusun. Burada egolu hiçbir davranış yapmadım. Kendi dünyamda egoluyum. Bu da seni rahatsız etmemeli. Hayır, kendi dünyanda benim değil. Benim yakın arkadaşlarım, çevrem buradaki herkese yansıtıyorsun. Arkadaşlar, bir egolu kere, diye bir laf, egondan dolayı bir kelime insanların konuşmasına izin ego, vermiyorsun. Egosu var ya da yok ya da yüksek egosu olan bir insan. Aygün, senin boyun kaç? Ne yapacaksın? Merak ettim. Ha, bana laf söyleyecek bir şey bulamadın artık. Yo, 1.70 yazıyordu da insanları kandırma diyorum. Sen 1.70 değilsin. Allah aşkına ya, konuşacak konum bulamadım. Manken triplerinden de çık, manken de değilsin. Konuşacak boyun 1.70 de değil. Bulamadım. Ben manken olduğumu söylemiyorum zaten. Ben bir foto modellik yaptım zamanında. Bu kadar sadece. Söylüyorum, boyu 1.70 değil. Senin bilinçaltına bu kadar mı yer ettim? Evet. Öyle mi? Haz etmiyorum senden. Belli. Hadi Edil.